Merhaba, Gençlerin Gözünden adlı programımıza hoş geldiniz. Ben Defne. Bugün sizlere yaşamın anlamı nedir sorusunun cevabını kutsal kitaptan alıntılarla açıklamaya çalışacağım. Bundan önce Behram bizim için sokağa çıktı ve bu sorunun cevabını insanlara sordu. Gelin röportajlarımızı izleyelim ve daha sonra birlikte yanıtlayalım. Sizin için yaşamın anlamı nedir? Yaşamın anlamı keyiftir, sevgidir, şefkattir, merhamettir, farkındalıktır, iyi bir insan olmaktır ve başkalarına yardım edebilecek zihinsel bilinçte olmaktır. Yaşama anlamı katan şey bireyin kendisidir. O da herkeste farklı diye düşünüyorum. İnsanlara yararlı olmak, yararlı işler yapmak. Önce sağlıklı olmak, sonra mutlu olmak. Yaşamın anlamı nedir? Hayat, amaç ve kişisel tatmin nasıl bulunabilir? Hayatta kalıcı bir önemi olan bir şey nasıl başarılır? Birçok insan bu önemli sorular üzerinde hiç durup düşünmez. Yıllar sonra geri dönüp bakar ve ilişkilerinin neden bozulduğunu ve başarmayı istedikleri şeyi başardıkları halde neden kendilerini böylesine boş hissettiklerini merak ederler. Kendi spor dalında çıkabileceği yükseğe çıkmış olan bir sporcuya, sporuna başlamadan önce birisinin kendisine neyi söylemiş olmasını istediğini sormuşlar. Keşke birisi bana en yükseğe çıktığında orada bir şey olmadığını söyleseydi demiş. Birçok amacın boşluğu onu elde etmek için yıllar boşuna harcandıktan sonra ortaya çıkar. Hümanist kültürümüzde insanlar anlam bulacaklarını düşünerek pek çok şeyin ardından gider. Ardından gittikleri bu şeylerin bazıları iş dünyasında başarı, zenginlik, iyi ilişkiler, eğlence ve başkalarına iyilik yapmak gibi şeyleri içerir. İnsanlar zenginlik, ilişkiler ve zevk konusundaki amaçlarına ulaştıklarında işlerinde hala bir boşluk olduğuna, hiçbir şeyin dolduramıyor gözüktüğü bir his olduğuna tanıklık etmişlerdir. Kutsal kitaptaki Vaiz kitabının yazarı, "Her şey boş, bomboş, bomboş." dediğinde bu duyguyu tanımlamaktadır. Vaiz kitabını yazan kral, Süleyman'ın hesaplanamayacak ölçüde zenginlikleri vardı. Bilgeliği ne o zaman ne de günümüzde kimsenin sahip olmadığı kadardı. Yüzlerce karısı vardı. Sarayları ve bahçeleri başka krallıkların imrendiği türdendi. Yemeğin ve şarabın en iyisi her türlü eğlence emrindeydi. Bir noktada yüreğinin istediği her şeyin peşinden gittiğini söylemişti. Buna karşın güneşin altındaki yaşamı, yaşamla ilgili her şey sadece gözlerimizle görüp hislerimizle yaşayabildiklerimizmiş gibi yaşanan bir yaşamı anlamsız olarak özetlemişti. Neden böyle bir boşluk var? Çünkü Tanrı bizi şimdi ve burada hissedebileceklerimizin ötesinde olan bir şey için yaratmıştı. Süleyman, Tanrı hakkında insanların yüreğine sonsuzluk kavramını koydu, demişti. Yüreklerimizde var olan şeylerin hepsinin şimdi ve burada olanlar olmadığının farkındayızdır. Kutsal kitabın ilk kitabı olan Yaratılış kitabında Tanrı'nın insanlığı kendi benzerliğinde yaratmış olduğunu görüyoruz. Bunun anlamı bizim başka her şeyden, başka türlü canlı türünden çok Tanrı gibi olduğumuz anlamına geliyor. Ayrıca insanlık günaha düşmeden ve günahın laneti yeryüzüne gelmeden önce aşağıdaki şeylerin de doğru olduğunu görüyoruz. Tanrı insanı sosyal bir yaratık olarak yarattı. Tanrı insana iş verdi. Tanrı insanla paydaşlık içindeydi. Tanrı insana yeryüzü üzerinde egemenlik verdi. Bütün bunların anlamı nedir? Tanrı bütün bunların yaşamdan alacağımız tatmin hissini eklemesini tasarlamıştır. Ama bütün bunlar, özellikle de insanın Tanrı ile paydaşlığı, insanın günaha düşmesi ve bunun sonucu olarak da yeryüzüne lanet inmesinden kötü etkilenmişti. Tanrı, kutsal kitabın en son kitabı olan Vahiy kitabında şimdilik yeryüzü ve gökyüzünü yok edeceğini ve yeni bir gök ve yeni bir yeryüzü yaratacak sonsuz bir durumu gerçekleştireceğini bildirir. Tanrı o zaman kurtarılmış insanlığı kendisiyle yeniden tam bir paydaşlığa sokacak ancak kurtulmamış insanlık değersiz kabul edilerek ateş gölüne atılacaktır. Günahın laneti sona erecek ve artık günah, üzüntü, hastalık, ölüm ya da acı olmayacaktır. Tanrı bu kurtarılmış insanlarla birlikte olacak ve bu kişiler onun çocukları olacaktır. Böylece dönüp dolaşıp aynı yere geldik. Tanrı bizleri kendisiyle paydaşlık içinde olmamız için yaratmıştır. İnsanlık bu paydaşlığı bozarak günah işlemiştir. Tanrı sonsuz durumda bu paydaşlığı tamamen yerine koyar. Hayatı, her şeyi başararak ama sonunda sonsuzluk boyunca Tanrı'dan ayrı olarak ölmek üzere yaşamak boşluktan da kötü olur. Ama Tanrı sadece sonsuz mutluluğu mümkün kılmak için değil, aynı zamanda yeryüzündeki yaşamı da tatmin edici ve anlamlı kılmak için de bir yol açmıştır. Bu sonsuz mutluluk
ve yeryüzündeki cennet nasıl elde edilir? Yaşamın anlamı İsa Mesih aracılığıyla yenilenir. Hem şimdi ve hem de sonsuzlukta olmak üzere hayattaki gerçek anlam, Adem'le Havva'nın günaha düşüşüyle kaybolan insanın Tanrı ile ilişkisinin eski haline gelmesiyle bulunur. Tanrı ile bu ilişki sadece Tanrı oğlu İsa Mesih aracılığıyla mümkündür. Sonsuz yaşam, günahlarımızdan tövbe ettiğimizde, günahımıza devam etmeyi artık istemediğimizde kazanılır. Ve Mesih bizleri yeni yaratılışlar yaparak bizi değiştirir. Ve bizler de İsa Mesih'e kurtarıcımız olarak güveniriz. İsa Mesih'i kurtarıcı olarak kabul etmek harika bir şey olduğu halde hayatın gerçek anlamını bulmak için tek başına yeterli değildir. Kişi yaşamın gerçek anlamını Mesih'i onun bir öğrencisi olarak izlemeye, ondan öğrenmeye, Tanrı sözünü okuyarak onunla vakit geçirmeye, duada onunla söyleşmeye ve onun buyruklarına itaat ederek onunla yaşamaya başlayınca bulur. Eğer Hristiyan ya da belki de yeni bir inanlı değilseniz kendi kendinize bu bana pek heyecan verici ya da tatmin edici bir şey gibi görünmüyor diyebilirsiniz. Ama İsa şöyle demiştir. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar bana gelin. Ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin. Benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin. Çarmığını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. Rab'den zevk al. O senin içindeki istekleri yerine getirecektir. Bütün bu ayetler bizim bir seçim hakkımız olduğunu söylemektedir. Kendi hayatımızı kendimiz yönetmeye devam etmek isteyebiliriz. Ama bu boşluğa neden olur. Ama Tanrı'nın ve onun bizim yaşamımız için olan isteğinin ardından gidersek dolu dolu bir hayat yaşarız. Yüreklerimizin arzuları yerine gelir ve hayatta tatmin ve doygunluk duygusu yaşarız. Bunun nedeni yaratıcımızın bizi sevmesi ve bizim için en iyisini, belki en kolay değil ama en tatmin edici yaşamı istemesidir. Hristiyan yaşamı bir spor etkinliğinde en öne çok yakın pahalı biletler almakla, daha az para verip oyunu uzaktan seyretmek arasındaki seçimle kıyaslanabilir. Bizim birinci sıradan Tanrı'nın etkin oluşunu seyretmeyi seçmemiz gerekir. Ama ne yazık ki insanların çoğu bunu seçmez. Tanrı'nın etkinliklerini yakından seyretmek, Tanrı'nın amaçlarının peşinden gitmek için kendi arzularının peşinden gitmeyi gerçekten bırakan Mesih'in yürekten öğrencileri içindir. Onlar Mesih'e ve onun isteğine tamamen boyun eğmek olan gereken bedeli ödemişlerdir. Hayatı dolu dolu yaşamaktadırlar ve kendileriyle, diğer insanlarla ve yaratıcılarıyla hiçbir pişmanlık duymadan yüzleşebilirler. Siz bu bedeli ödediniz mi? Ödemeye razı mısınız? Eğer bu sorulara cevabınız olumluysa bir daha hayatta anlam ve amaç özlemi çekmezsiniz. Gençlerin Gözünden adlı programımızın bu bölümünde yaşamın anlamı nedir sorusunu cevaplandırmaya çalıştım. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.